hobiyiz. Eğlenmeye hazır mısın Tonguç'um? Evet hocam, her türlü eğlenmeye. Harika bir eğlenceli hocam. Bir ders seni bekliyor. Bak gerçekten öğrencimiz Kelime'nin sana oyun yaptık. Oyunlar şeklinde göstereceğiz ve bu oyunlar sonrasında sen de... Yaşasın konudan... ders işleyeceğim. Mükemmel diyeceksin, ders işleyeceğim diyeceksin. Çok güzel. Likes'ları, dislikes'ları, kelimeleri öğreneceğiz. Şimdi look at the pictures, resimlere bakın. And find the missing letters. Eksik olan harfleri tamamlayın diyeceğiz. Burada neyi öğreniyoruz? Games. Games ile alakalı kelime öğreniyoruz. Bak burada dikkat etsen körebe oynanıyor. Körebe oyunun İngilizcesi bak kör yani Alman İngilizce'de blind demek, tamam mı? Blind man's sonrasındakisini biliyor musun? Buff. Yani blind man's buff oyunu gördüğün zaman diyeceksin ki bu körebedir. Oynuyorlar mı hocam hala bunları hocam? Tabii birazcık sosyal medya, internet falan artık insanlar daha çok bilgisayarlarla oynuyor ama bu oyunları bazen oynayan insanlar... Benim bildiğim oyunları sayabilir miyim hocam? Say bakalım. Clash of Clans, ondan sonra Call of Duty, ondan sonra Treasure Island, ondan sonra hocam Candy Crush, ondan sonra hocam Counter falan GTA, Strike, ondan sonra insan öldürüyoruz orada bayağı. Saçma zaman konuşma, saçmalama, öyle bir şey yok. Böyle vahşi oyunlar oynuyorum ben, seviyorum hocam. Hayır, sen böyle körebe, seksek, işte yakan top, işte SOS gibi oyunlar oynaması. Şimdi bak başlıyoruz Songuç'um. Burada da yine hopscotch denen bir oyun var. Hopscotch diyorsun böyle. Hopscotch şeklinde yazılıyor. Bu oyunda bilmemiz lazım. Yine aynı şekilde dodgeball. Dodgeball dediğimiz bir oyun var ki bu da yakan top dediğimiz oyun. Ve aynı zamanda tic-tac-toe. Tic-tac-toe'da yine... Ben TikTok kullanıyorum hocam, çok güzel dans ediyorum. Saçmalama, hayır hayır. Böyle güzel güzel klipler çekiyorum. Hayır kendine. Dejenere olmuşsun. Hayır, hocam olmuş. Ben gerçekten çok kötü bir sosyal medyanın etkisindeyim, ne yapacağım ben kendime? Bu etkiden kurtulmak istiyorsan arkadaşlarına sokağa çık, biraz sokağa teneffüs et. Böyle oh be de doğayı ve insanları gör. Biraz sokakta da sürekli bilgisayar, telefon olmaz. Yine başka bir kelime sayfamız var. Look at the pictures and find the missing letters demişiz. Burada Tonguç'um şuna dikkat edelim. Birincisi play tag. Play tag de nedir biliyor musun? Ebelemece. Ebe diye eskiden biz oynardık. Şu anda var mı? Ebe. Evet. Ben hiç görmedim hocam. Evet, birazcık az oynuyor. Yani dokunuyorsun, kaçıyorsun. Bazı arkadaşların mahallede... Ebe sen de. Aynen bu şekilde oynayabiliyoruz. Bir de Tonguç'um saklambaç dediğimiz bir oyun var ki hide and seek. Yani hide saklanmak, seek de aramak. Nerede bu? Önüm, arkam, sobe, saklanmayan ebe diyorsun oyunu. Son bir, son iki, son üç, son bir. Ondan sonra önüm, arkam, sağım, solum, sobe, saklanmayan ebe. Aynen bu şekilde oyuna başlıyoruz. Ardından da hide and seek oynamış oluyoruz. Ve yine aynı şekilde checkers diye bir oyunumuz var. Bu da yine sevgili. Dünya hide and seek rekor şampiyonuyum hocam ben. Oo, tebrik ediyorum. Saklandım ve kimse bulamadı o zaman seni. Tebrik ediyoruz. Burada dama oyununu görüyoruz. Bir de satrançımız var ki bu da yine zekayı geliştiren güzel bir oyun. Bu oyunu mutlaka oynamak. Neyi geliştiriyor hocam? İnsanın düşünme kabiliyetini değiştiriyor. Acaba piyon... O ne hocam? Sen bunu da biliyorsun değil mi? Satranç böyle küçük... Hayır, insanın düşünme kabiliyeti ne demek? Ha, yani sende olmayan bir şey tabii ki ama genellikle senin arkadaşların çoğunun beyni var ve beyinlerini çalıştırmak için satranç gibi ki bunlar da... Evet hocam, vurunca ses çıkmıyor gerçekten de. Aynen bu şekilde farklı sesler çıkar, oyunlar var. Bu oyunlardan İçlerinde satranç birazcık böyle doğaya çıkmadan evde oynayabileceğim bir oyun aslında. Bu da çok da iyi değil. Dışarı çıkmak lazım. Ama bu da yine zihni geliştirebiliyor. Diğer bir tarafa baktığımızda ise başka hobilere bakıyorlar. Oyunlar bitti. Hop tamam artık oyun olmaz. Biraz da hobilere bakalım. Mesela bunu hepimiz biliyoruz. Annelerimiz babalarımız için hobiler. Evet, ride a bike. Hayır, senin için gene Tonguç'um, anneyi babayı boş ver şimdi. Ride a bike bisiklete binmek. Bisiklete binmek gerçekten hem boyun uzamasını hem de sağlıklı olmanı sağlar. Niye? Benim hobilerim hocam Instagram'da günde 13 saat harcamaktır hocam. Ondan saçmalama, hayır. TikTok klipleri çekmek hocam. Hayır saçmalama, öyle bir şey yok. Aynı zamanda yine catch fish. Bu tabii senin için biraz erken. Bu yaşta bir çocuk, biraz daha ileriki yaşlar için geçerli. Yine take photos yani fotoğraf çekmek ve collect stamps yani pul toplamak. Collect stamps bu artık yalan oldu. Bunun yerine başka şeyler, kağıtlar veyahut da böyle küçük oyun kartları toplayabiliyoruz. Ve yine skip rope yani ip atlamak. Bunların içerisinde pul toplamanın artık bayağı geride kaldığını söyleyebiliriz ama bisiklete binmek senin için bence çok ideal bir spor. Bunu mutlaka yapmalısın onun için hobi. Yine başka hobilere baktığımızda play chess. Bak bu sefer oyun ne? Play chess geliyor. Puzzle yapmak, do puzzles diyoruz. Ve yine make origami hani kağıtlarla şekil yapmak ve play marbles yani misket oynamak diyebiliriz. Misket oynamak da birazcık azaldı günümüzde. Şimdi bunların bazılarını seviyoruz, bazılarını çok seviyoruz, bazılarını sevmiyoruz. Bunları kodlayacağız. Şimdi bak burada gördüğün gibi bunlar çok seviyor. Bak 3 tane sevgi işareti var. Burada 2 tane sevgi işareti var. Burada 1 tane sevgi işareti var. O zaman çok sevdiğim şeylere bir Tonguç'um love yani I love it yapmayı seviyorum, onu çok seviyorum diyoruz. Eğer hoşlanıyorsak like diyoruz. Eğer çok eğleniyorsak, zevk veriyorsa bize enjoy diyebiliyoruz. Altı bu tarafa baktığımızda ise bak hiç sevmiyor, görüyor musun? Nefret ediyor. Üzüntü işareti var. O zaman bu sefer hate. I hate playing marbles. Mesela misket oynamaktan nefret ediyorum diyebilirsin. Eğer zevk almıyorsak, eğlenmiyorsak don't enjoy diyoruz ve eğer Hoşlanmıyorsak da like'ın tersi olan dislike veyahut da don't ya da doesn't like diyebiliriz. I don't like veyahut da he, she, it doesn't like şeklinde söyleyebiliyoruz. Mesela o zaman bu neymiş Tonguç'um? I enjoy chess. Ha, ben mesela satranç oynamaktan zevk alıyorum. Hoşlanıyorum. Hoşlanıyorum. Şimdi yok hoşlanıyorum like. Pardon. Aslında benziyor. Üçü de birbirine benziyor. Love biraz daha şiddetli sevgi. Hate de biraz daha şiddetli. I love you teacher. Ben de seni seviyorum Tonguç'um. Zaten öğrenciler öğretmenlerini sevmeli ve onlara saygı duymalı. Şimdi, I enjoy you teacher. Saçmalama öğretmenle öyle olmaz. Şimdi gel bakalım. Ama dersinden keyif alıyor olabilirsin. O ayrı mesele ki ben çok da tahmin etmiyorum. Şimdi IUVD'den sonra like, enjoy, love, dislike ve hate'i görüyoruz. Ardından da noun veya verb ing gelecek. Yani isim gelecek. Yine he she'den sonrası like değil de likes, enjoy değil de enjoys, love değil de loves, dislike değil de dislikes, hate değil de hate sevmemiz gerekiyor. Ve yine noun veya verb ing gelecek. Mesela we love hopscotch. We love playing hopscotch. Hopscotch neydi Tonguç'um? Hopscotch'u hatırlayalım. Gösterelim hemen. Neredeydi? Blind Man's Dodgeball. Ha. Seksekti. Sen seksek'i çok seviyorsan veya biz çok seviyorsak seksek oynamayı we love hopscotch diyoruz. Veyahut da playing hopscotch. Ama play demememiz lazım. Çünkü zaten burada fiilimiz love. Veyahut da she like değil de she likes puzzles veya she likes doing puzzles diyoruz. Puzzle yapmayı sever diyebiliriz. Yine IUVD'den sonra olumsuz yapacak olursak don't like ya da don't enjoy, don't love diyoruz ama he she'de doesn't diyoruz hocam. Harikasın Tonguç Elan. Doesn't like, doesn't enjoy, doesn't love diyoruz. Mesela they don't like chess. Onlar satranç oynamayı sevmez. Veyahut da he doesn't enjoy origami. O origamiyi pardon enjoy yazacaktım yanlış yazdım. He doesn't enjoy origami, making origami diyebiliriz. Şimdi yine sorusunu yaparken ise bu sefer do'yu başa getiriyoruz. Do I like, do you love, do we enjoy, do they like gibi şeyler soruyoruz. He, she'de ise does'la soru soruyoruz. Mesela örneklerimize bakalım. Do you like taking photos? Fotoğraf çekmeyi sever misin? Yes I do veyahut da no I don't şeklinde cevap veriyoruz. Evet ya da hayır şeklinde. He, she'de ise does'la soruyu soruyoruz. Does he enjoy doing puzzles? Yes he does veyahut da no he doesn't şeklinde olumsuz cevaplarımızı verebiliriz. Şimdi bir tane sorumuz var ve yavaş yavaş artık bitiriyoruz. Şimdi look at the table and complete the sentences demiş. Tabloya bakın ve cümleleri tamamlayın. Kevin, Alice ve Freddy görüyoruz. Gerçekten saçma sapan arkadaşlar bunlar. Kevin bisiklet binmeyi seviyor. İşte ne bileyim playing tag. Playing tag neydi? Ebelemeci. Ebelemeci oynayı sevmiyor. İşte ne bileyim pul toplamayı seviyor. Yani enjoy. Skipping rope aynı zamanda ip atlamayı da ne yapmıyor? Nefret ediyor. Şimdi Kevin loves diyeceğiz. Niye? Loves çünkü çok seviyor. Kevin loves riding a bike but he hates skipping rope. Yani bisiklet binmeyi sever ama ip atlamaktan nefret eder. Gerçekten Kevin için de mantıklı olan bu. Alice and Kevin enjoy collecting stamps. Niye? Bak collecting stamps ikisi de iki tane kafa almış. Yine Fred likes riding a bike. Fred bisiklet binmeyi sever but he doesn't enjoy, skipping rope. Yani bisiklet ip atlamayı sevmezlermiş. Sevmezmiş. Kim? Fred. Kevin ve Fred'e baktığımızda Kevin ve Fred gördüğün gibi playing tag konusunda Kevin ve Fred sevmiyorlar. İkisi de böyle sevmiyorlar hocam. Nefret ediyorlar. Allah'ın cezası playing Fred. Playing Fred değil. Playing tag çok güzel. O zaman burada da dislike ya da don't like diyebiliriz. Don't like, dislike diye. Hoşlanmıyorlar. Niye doesn't like diyemiyoruz hocam? Çünkü Kevin ve Fred artık iki kişi oldular. Sadece Kevin olsaydı doesn't olurdu. Ama Kevin ve Fred they olduğu için don't olmuş oluyor. Bir de ability'lerimiz var. Yani kabiliyet için kullandığımız şeyler. IUVD'den sonra can bak. He she'de de can. He she'de can's falan olmuyor. Can diyoruz ve fiilin birinci haline gidiyoruz. I can make origami. Ben origami yapabilirim. He can play. He can's plays. He can diye bir şey yok. Can'lerde yani modullarda asla S takısı gelmiyor. He can play checkers. O dama oynayabilir. Inability eğer oynayamıyorsa, kabiliyeti yoksa I can't diyoruz ve sonra fiilin birinci haline geliyor. Everybody can but Berkant. Evet Berkant yani Berk yapamaz manasında. She can't skip rope. O ip atlayamaz. Veyahut da they can't play hopscotch diyebiliyoruz. Şimdi be good at de onda iyi olmak demek. I am, UV'de are, he she'de is, good at işte playing tenis. Chess, playing tenis diyebiliriz. Veyahut da be bad at de I am bad at veyahut da we, you, they are veyahut da he she is bad at verb ing diyoruz. Yani ben şunda kötüyüm dediğimiz zaman I am bad at playing chess. Mesela satranç oynamak, kötüyüm diyebiliriz. Şimdi burada George, Henry ve Chris arasında yaşanan skandallarla dolu bir tablo var. Bu gerilim yaşanmış hocam gerçekten. Birazcık sıkıntı var. Ben de hissettim bu gerilim ama şimdi bu gerilimden kurtulmaya çalışacağız. Look at the table and complete sentence. Şimdi George is bad at making origami. Niye? Çünkü George origami yapmakta, bak gördüğün gibi kağıtlarla şekil yapmakta gerçekten çok kötü. Chris bu origami oluyor. Bu fotoğraf çekmek, bu da bisiklete binmek. Chris can take photos. Chris fotoğraf çekebiliyor. Tebrik ederiz kendisini. George and Chris are... Bak George ve Chris bisiklete binme konusunda yapabiliyorlar. O zaman good at değil. George and Chris are good at. Niye peki good at demedik de can demedik, good at dedik? Çünkü are var. Are can diye bir şey olmaz. Eğer emizarı görürsek good at dememiz gerekiyor. Şimdi Henry'e bakalım. Henry burada. Fotoğraf çekme konusunda nasıl Henry? Berbat, rezil durumda. O zaman Henry can't take photos dememiz gerekiyor. Niye? Henry fotoğraf çekemiyor. Tonguç, şimdi bu konuları pekiştirmen için sana mükemmel bir kitaptan süper bir ödev vereceğim. Picturing kitabımızdan. Burada hem sol taraftaki konuları öğrenecek hem de sağ taraftaki alıştırmaları çözeceksin. Burada bak can konusuyla alakalı sayfa 60 ve 61. sayfada yine could alakalı 58 ve 59'da alıştırmalarımız var. Bunları çöz. Hatta yine I can play the guitar, I can lift. Burada sayfa 56 ve 57'yi çözmelisin. Burada kelime kartlarıyla kelime bilgini geliştirebilirsin. Yine 5. sınıf Dinamo soru bankamızda senin için ödevlerimiz var. Burada Games and Hobbies konusunu açalım. Nerede? Hemen sayfamız burada. Games and Hobbies ilk başta gördüğün gibi sayfa 42'de alıştırmalarla başlıyor. Sonrasında vocabulary kısmımız. Kelimeyi tekrar ediyoruz güzel bir şekilde. Sonrasında çoktan seçmeli sorularla, testlerle iyice pekiştirdikten sonra en sonunda da yine konu tekrar yapıyoruz. My Daily Routine'e kadar. Yani sayfa 56'dan 56'ya kadar 42. sayfadan çalışıyorsun. Ve konuyu çalışmak istiyorsan 0'dan 5'e konu altın soru bankamızda. Burada sana İngilizce kısmını açalım hemen. Burada İngilizce kısmını açtığımızda hemen... Games and Hobbies ünitesinde, bak şurayı gösterelim. Dictionary kısmı, yani kelime kısmını açtığımızda burada Tonguç'un bak. Sayfa 312'deki kelimeleri güzel bir şekilde öğrenmen lazım. Buradaki resimlere de bakabilirsin. Ve yine sayfa 317'ler, 319'a kadar, yani buradaki testlere kadar çözmelisin. Taktikli yeni nesil soru bankamızdan ise buradaki etiketler var, biliyorsun stickerlar var. Stickerları da şöyle göstereyim sana, Game of English kısmında. Oo, bu stickerlara bayılıyorum hocam, gerçekten öğrencilerin çok sevdiği bir şey. Burada gördüğün gibi Games and Hobbies ile alakalı Games, Sports, Activities, bu stickerları doldurman lazım. Ama stickerları doldurmadan önce, yani bu stickerları şuradan söküp takmadan önce senin çözmen gereken sayfaları da ödev olarak sana vermek istiyorum Tonguç evladım benim. Games and Hobbies ünitesinde bir de sayfa 278 ve buradaki yan taraftaki yenisiz soruları çözmelisin. Soruları çözmeleri veya tekrar etmelisin. Sayfa 281'e kadar senin ödevin Tonguç'um. Hadi bakalım şimdi ödüllü sorumuzu yap. Yorumla. Good luck Tonguç.